Haberlerim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine gündemde öne çıkan bir haberle karşınızdayım. Birliktelik bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti. Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü. Afyonkarahisar'da kendisini birliktelik bahanesiyle villaya götüren yabancı uyruklu kadın ve 3 erkek tarafından alıkonulup oğlundan fidye istenilen, olumsuz yanıt alınca da tüm parası çalınan yaşlı adam psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Yabancı uyruklu şahıs bu nedenle de ülkesine kendisi için fidye parası vermeyen oğlunun yanına döndü. Irak uyruklu AH iddiaya göre telefonda görüşüp villaya gittiği kadının yanına bir süre sonra 3 tane erkek geldi. İddiaya göre 3 erkek AH'yi alıkoydu. 4 şüpheli AH'nin Irak'taki oğlunu cep telefonuyla görüntülü arayarak 10.000 dolar para istedi. AH'nin oğlu bu parayı vermeyeceğini söyleyince şüpheliler adamın cep telefonu ile üzerinde bulunan ev ve çelik kasanın anahtarı ile pasaportunu gasp etti. 4 kişi daha sonra AH'nin Dumlupınar mahallesindeki evine gitti. Eve girip kasayı açan şüpheliler 41.000 dolar ile 250.000 Irak dinarını çaldı. Villaya geri dönen şüpheliler sonrasında AH'den otomobilini de alıp ayrıldı. 4 kişinin olay yerinde bırakıp gittiği AH ise kelepçeden kendi imkanlarıyla kurtuldu. 7 saatlik esaretin ardından villadan çıkan AH karayoluna gelerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla taksiyle evine gidip kasayı kontrol eden AH, paraların yerinde olmadığını görünce güvenlik güçlerine giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı. AH'nin aracıyla kaçan şüpheliler takibe alındı. Ekipler otomobilin İstanbul'da terk edildiğini belirledi. Şüphelilerin başka bir araç ile Afyonkarahisar'a geri geldiği tespit edildi. Emniyet güçleri 4 Ocak günü kentteki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afyonkarahisar Emniyet Güçleri olaya karışan diğer şüpheli için yakalama işlemlerine devam ediyor. Olayın ardından AH, Irak'taki oğlunun yanına gittiği öğrenildi. Kısa süre içinde Türkiye'ye yeniden gelmesi beklenen AH, psikolojisinin bozulduğu ve tedavi alacağı belirlendi.